Herkese selamlar, herkese merhabalar. Ben matematik öğretmeni ve eğitim koçu Ramazan Gündeş. Bugün logaritma konumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Ama şayet ilk dersimizi izlemediyseniz bence ilk dersimize geri dönün. O dersimizi bir güzel dinleyin arkadaşlar. Sonra buraya geri dönün. Şimdi logaritmanın özellikleri bizim için çok önemli. Çünkü bundan sonra logaritmayla ilgili çözeceğimiz bütün soruları bu özellikleri kullanaraktan çözeceğiz. Dolayısıyla bizim bu özellikleri çok iyi pekiştirmemiz lazım ve çok iyi anlamamız lazım arkadaşlar. Hemen konumuza başlayalım. Özelliklerimiz: A pozitif reel sayı ve birden farklı olmak üzere arkadaşlar. Logaritma A tabanında 1 daima 0'a eşittir. Yani ne demek? Logaritması alınan sayı 1 olduğu zaman direkt cevap 0. Örnek verelim dilerseniz. Örneğin logaritma 5 tabanında 1 arkadaşlar. Şimdi logaritma ne anlama geliyordu? 5'in hangi kuvveti 1 eder? 5'in kaçıncı kuvveti 1 eder arkadaşlar? 0'ıncı kuvveti. Ya hocam anlamadım. Biraz daha açar mısınız? Şöyle örnek vereyim isterseniz. Örneğin logaritma 5 tabanında 1. Ben bunun sonucu ne olsun arkadaşlar? X olsun. Ne olduğunu bilmiyorum daha. Hemen nereye çevirelim? Üstel fonksiyona çevirelim. Yayımız vardı. Şöyle bir okumuz vardı. Şimdi bu ne anlama geliyor? 5 üzeri x eşittir 1. Peki 5'in kaçıncı kuvveti 1 eder arkadaşlar? 5'in 0'ıncı kuvveti 1 eder. Hemen gelip yapıştırıyoruz. Diyoruz ki logaritması şayet alınan sayı 1 ise taban ne olursa olsun cevap her zaman 0'a eşittir arkadaşlar. Hemen bir sonraki özelliğimize bakalım. Logaritma A tabanında A. Hatta onu örnekle gösterelim. Örneğin 5 tabanında 5. Şimdi bu ne anlama geliyor? 5'in hangi kuvveti 5 eder? 5'in kaçıncı kuvveti 1 eder? 1'inci kuvveti. Evet, cevap 1. Peki logaritma örneğin 2 bölü 3 tabanında 2 bölü ne diyelim arkadaşlar? 3 diyelim. Bu ne anlama geliyor? 2 bölü 3'ün hangi kuvveti 2 bölü 3 eder? Yine 1'inci kuvveti. Değil mi? Demek ki arkadaşlar tabanla logaritması alınan sayı aynı ise her zaman cevap 1'e eşittir arkadaşlar. Ve bir sonraki özelliğimize geçiyoruz. Gelin bu özelliğimize arkadaşlar, bu özelliğimiz logaritmada en çok kullandığımız özellik. Şimdi logaritma A üssü n tabanında, B üssü ne? N. Dikkat ederseniz taban üssü bir ifade. Logaritması alınan sayı da üssü bir ifade. Bunu şöyle yazabilirim diyorum. Nasıl yani? Logaritması alınan sayının kuvvetini kesiyorum. Kesme yöntemini kullanacağız. Logaritmanın tabanının kuvvetini de kestim. Bunları oranla başa çarpımı olarak at. Bakın ne yapıyorum? Önce kestim, oranladım, başa çarpımı olarak attım. Yani bu ifadem n bölü n çarpı logaritma a tabanında b. Üstlerden kurtuldum arkadaşlar. Hemen bir sonraki, aslında yukarıdakiyle aynı bu arkadaşlar. Ne yapıyorum? Kuvvet ne burada? Logaritma alınan sayının kuvveti n. Diğerinin kuvveti nedir arkadaşlar? A üssü 1 o taban. O da 1'dir. Yazmaya da gerek yok. Logaritma kuvvetlerden kurtuldum. A tabanında a oldu. A tabanında a da 1'e eşittir. Buranın cevabı da n. Şimdi sayısal bir iki değer de verelim arkadaşlar şöyle. Logaritma 2'nin kübü tabanında 5 üssü 7 diyelim. Evet. Bakın bunu ne yapacağım? Şu 7'yi alıyorum, üstleri oranlayıp 7'yi aldım, kestim. Bunu da kestim. Ne oldu ifadem? 7 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında 5 oldu. Peki. Bakın şimdi. Logaritma 2 tabanında 5 üssü 7 bölü 3 olsaydı bu ne olurdu? Hocam sadece ne var? Logaritması alınan sayının kuvveti var. Tabanım zaten 2 üssü 1'dir arkadaşlar. 7 bölü 3'ü başa attınız. Bunu şöyle yazabilirim. 7 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında 5. Bir sıkıntı var mı? Yok. Peki bir tane daha yazayım mesela. Logaritma arkadaşlar sadece tabanın kuvveti olsun. Yani 2 üssü 3 bölü arkadaşlar 7. 2 üssü 3 bölü 7 tabanında 5 diyelim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Bunun kuvveti kaç? 1 yazılmadı. Burası ne? 3 bölü 7. Bu 1 bölü 3 bölü 7. Bunları kestim, oranladım. Ne oluyor? 7 bölü 3 oluyor. Çarpı logaritma kaç arkadaşlar? Kuvvetler gitti. 2 tabanında ne oldu? 5 oldu. Şimdi hocam ya sen bunları niye yazdın? Şimdi arkadaşlar bazen geri geleceğiz. Şimdi geri gidelim arkadaşlar. Biz ne yaptık? Kuvvetleri başa oranladık. Başa çarpma olarak attık. Şimdi kuvvetlerimizi geri gönderelim. Şimdi arkadaşlar en üsttekine bakalım. 7 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında 5 ya. Şimdi bu 7 kimin kuvvetiydi? 5'in kuvveti değil mi? Geri gönderdim. 3'ü nereye gönderiyorum?
üsttekini üsttekini alttakini alttakine gönderiyorum. Yani bu ifadem ne oldu arkadaşlar? Şu oldu. 2'nin küpü tabanında 5 üssü 7. Veya şöyle yapabilirim. Şu 7 bölü 3'ün tamamını arkadaşlar kime gönderebilirim? 5'e gönderebilirim. Ve ne oldu arkadaşlar? Bakın soldaki oldu. Veya bu 7 bölü 3'ün tamamını nereye gönderebilirim arkadaşlar? 2'ye gönderebilirim. Ama 2'ye gönderdiğim zaman çarpmaya göre nesini almam lazım? Tersini almam lazım. Bakın soldaki ifade oldu. Yani sorusuna göre değişiyor arkadaşlar. Bazen sonucu bulacaksınız ama seçeneklerde olmayacak. O baştaki kuvvetlerin gönderilmiş hali olacak arkadaşlar. Veya kuvvetleri geri göndereceksiniz. İleride diyeceğiz ki arkadaşlar toplam durumdaki ifade çarpım durumuna dönüşebilmek için kat sayıların 1 olması lazım. O kat sayılardan ne yapacağız? Kurtulacağız. Kurtulmak için de kurtulmak için de kat sayıları geri göndermem lazım. Bir de arkadaşlar şunu unutmadan bir hatırlatmada bulunayım. Örneğin logaritma 2 tabanında 3 ile arkadaşlar. Logaritma bakın 2'nin karesi tabanında 3'ün karesi aynı şeyler. Neden? Çünkü her ikisinde üstlerini kesip öne çarpma olarak atmıyor muydum? O 2 bölü 2 sonuçta 1'dir. 2 tabanında 3 oldu. Peki bu bana şunu gösteriyor. Bakın logaritma a tabanında b. Ben logaritmasının tabanı ile logaritması alınan sayının aynı kuvvetlerini alabilirim. Sonuç olarak bunlar yine birbirine eşit olacak. Çünkü şu x bölü x buraya gelecek. Yine a tabanında b olacak. Peki hocam sorularda nasıl kullanacağız biz bunu? Mesela logaritma kök 2 tabanında 3 diyelim. Tamam mı? Şimdi ben kökle uğraşmak istemiyorum. Ya hocam o 2 gördüğüm yere 2 üssü 1 bölü 2 yazıp takla attırıp öne atabilirdim diyebilirdiniz arkadaşlar. Hiç buna gerek yok. Ne yapayım? Şu kök 2'nin kökü ortadan kaldırmak için karesini alıyorsam logaritması alınan sayının da nesini alacağım? Karesini alacağım. Yani bu ifadem ne oluyor? Logaritma 2 tabanı 9'a eşit olmuş oluyor. Bol bol sorularda kullanacağız. Aşağıdaki ifadenin eşitliğini yazınız diyor. Logaritma 10 arkadaşlar. Şimdi burada gizli bir ne vardı? 10 vardı. Bu ne demek? 10 tabanında 10 demek. Arkadaşlar logaritmalı bir ifadenin tabanı ile logaritması alınan sayı birbirine eşitse cevap her zaman nedir? 1'e eşittir. Bir sonrakine bakıyoruz. Logaritma 0,01. Üstü sayıya çevirelim. O da 10 üzeri ne demek arkadaşlar? Eksi 2 demek. Ben neyi biliyorum? Logaritma sayılan sayının kuvvetini kes, öne çarpım olarak at. Ve geriye ne kalır? Logaritma 10 kalır. Arkadaşlar artık logaritma 10'un 1'e eşit olduğunu biliyorsun. Cevap ne olur? Eksi 2 olur. Veya orada gizli bir 10 var. 10 tabanında 10 1'dir. 1 çarpı eksi 2, eksi 2 eşittir diyorum. Ln e. Arkadaşlar burada gizli bir ne var? E var. Bir de ln ne demekti? Logaritma e tabanına demek. Logaritma sayılan sayı ne arkadaşlar? E'dir. Logaritma sayılan sayıyla taban aynıysa cevap 1'dir. Ln e her zaman 1'e eşittir. Bakın ln e olsun, logaritma 10 olsun bunlar her zaman karşınıza çıkar. Ln küp kök e arkadaşlar. Önce bunu rasyonel üs olarak yazalım. Şu ln ne demek? E üssü 1 bölü kaç arkadaşlar? 3. Logaritma sayılan sayının kuvvetini ne yapıyordum arkadaşlar? Başa çarpım olarak atıyordum. O da 1 bölü 3 çarpı ln e. Biraz önce ln e'nin nereye eşit olduğunu öğrendik? 1'e eşit olduğunu öğrendik. O halde buranın cevabı 1 bölü 3 diyorum. E'de ne yazıyor? Logaritma 2 tabanında kök içerisinde 2 kök 2 arkadaşlar. Bence önce şunu bir düzenleyelim. Ne yapalım? Rasyonel üs olarak yazalım. Şimdi bu 2 tane kök 2. Ne yapıyorduk iç içe köklerde? Bunu içeri atalım. O 2 içeri nasıl geçecek arkadaşlar? Kare kök kare kök 2'nin karesi. Çarpı 2 olarak geçecek. Sonra dışarıdaki ne yapıyorum? Dereceleri çarpıyordum. 2 çarpı 2. dereceden içeride ne var arkadaşlar? 2 tane 2 burada var. 1 tane de burada var. 2'nin kübü. Peki bu ifadem ne oldu? 4. derecenin 2'nin kübü oldu. Bunu rasyonel üs olarak yazarsam 2 üssü ne diyecektik? 3 bölü 4 diyorduk arkadaşlar. Şimdi gelip bunu yerine yazıyorum. Yani bu ifadem aslında logaritma 2 tabanında 2 üssü neymiş arkadaşlar? 3 bölü 4'e eşitmiş. Ne yapıyorduk? Logaritma sayılan sayının kuvvetini kesiyordum. Başa çarpma olarak atıyordum. Paydaya da tabanın kuvveti yok zaten 1'dir. O halde bu ifadem 3 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2 oluyor. Tabanla logaritma sayılan sayı aynı. Dolayısıyla 2 tabanında 2 1'dir. Cevap ne oluyor? Baştaki katsayı 3 bölü 4'e eşit oluyor. Diğerine bakalım. Bakın logaritma kök 3 tabanında 27. Kök 3'ü ne yapıyorum? Rasyonel üssü olarak yazalım. 3 üssü ne demek? 1 bölü 2. 27 üssü sayı olarak yazalım. Kaç? 3'ün kübü. Ne yapıyorduk kuvvetleri? Kesiyordum. Oranlayıp başa çarpma olarak atıyordum. Yani bu ifadem 3 bölü 1 bölü 2
çarpı logaritma 3 tabanında 3 oldu. 3 tabanında 3 nereye eşittir? 1'e eşittir. 3 bölü 1 bölü 2 ne yapar? Artı 6'ya eşit olur arkadaşlar. Peki gelelim G'ye. Logaritma 3 tabanında 2. Aslında bu özelliği taban değiştirme de verecektik ama ben yine dile getireyim arkadaşlar. Burada tabanla logaritması anlansa yer değiştirmek istiyorsanız çarpmaya göre tersini alacaksınız. Yani bu ifadenin 1 bölü logaritma 2 tabanda 3'e eşittir. Logaritması alınan sayı ile taban yer değiştiği zaman çarpmaya göre tersi alınır diyeceğiz. Gelelim en çok kullanacağımız iki özellik daha arkadaşlar. Logaritma a tabanında b çarpı c eşittir. Logaritma a tabanında a artı logaritma a tabanında c. Yani çarpım durumundaki ifadeleri ne yapacağım? Toplam durumuna dönüştüreceğim. Yani içeride çarpma varsa dışarıda ne olur? Toplama olur. Tabanlar aynı. Sadece ne yapacağız? Bir a tabanda buradaki çarpanlarından birini söyleyeceğiz. B sonra da a tabanda ne diyeceğiz? C diyeceğiz. Peki bölüm durumundaki ifadeyi ne yapacağız arkadaşlar? İçeride bölme varsa arkadaşlar bunu da çıkarmaya dönüştüreceğiz. Yani ben bu logaritma a tabanda b bölü c ifadesini a tabanda b eksi a tabanda c şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Örnek de gösterelim. Örneğin logaritma arkadaşlar 2 tabanında 12 diyelim. Ben şimdi 12 gördüğüm yere şunu yazabilir miyim ya? Sen 3 çarpı 4'sün. Bakın çarpım durumundan içeride çarpma varsa dışarıda ne olacaktı? Toplam olacaktı. Bu ifadem logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 4'tür. Aynı zamanda 4 2'nin karesi buranın sonucu 2'dir. Yani bu ifadem logaritma 2 tabanında 3 artı ne oldu? 2 oldu. Bir tane de bölmeye örnek gösterelim arkadaşlar. Örneğin logaritma 2 tabanında 15 bölü 7 diyelim. Ben bunu şöyle yazabilirim. Logaritma 2 tabanında 15 eksi logaritma 2 tabanında 7. Yani önce yukarıdakini sonra eksi alttakini diyoruz arkadaşlar. Örneklerimize bir devam edelim. Önce dilerseniz şununla başlayalım. Logaritma 3 tabanında 6. Acaba ben 6'ı 2 sayının çarpımı şeklinde yazabilir miyim? Evet. Nasıl yazabilirim? 6 ne demek? 2 çarpı 3 demek arkadaşlar. Yazdım. A çarpmadan ne diye dönüştürebilirim? Toplamaya. Yani bu ifadeyi şöyle yazabilir miyim? 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında kaç? 3. Şimdi 3 tabanında 2 olduğu gibi duracak. 3'ün hangi kuvveti 2'ye de herhangi bir şey diyemiyorum. Şunu yazdım 3 tabanında 2. Ama neyi biliyorum? Şu 3 tabanında 3 nereye eşittir arkadaşlar? Tabanla logaritması alınan sayı aynıysa cevap 1'e eşittir. Bakın 3 tabanında 6 eşiti 3 tabanında 2 artı 1. İşlem yaptınız, baktınız logaritma 3 tabanında 6 bulunur. Seçeneklerde yok. Hemen çarpım durumunda yazıp çarpmadan toplamaya dönüştüreceğim diyorum arkadaşlar. Diğerine bakalım. Logaritma 2 tabanında 24. Peki 24 arkadaşlar şöyle taban kaç? 2. Bir de logaritmada işlem yaparken her zaman tabanla logaritması alınan sayıyı aynı yapmaya çalışalım. Yani aynı cinsten yazmaya çalışalım. 24 hemen taban 2 ya. Acaba 2'nin ne hangi kuvvetiyle bir şeyin çarpımı? 8 çarpı kaç demek? 3 demek. Direkt üslü olarak yazalım isterseniz. 2'nin kübü çarpı kaç? 3. Şimdi çarpmadan nereye? Toplama dönüştüreceğim. Bu şey olmaz mı? Logaritma 2 tabanında 2'nin kübü artı logaritma 2 tabanında 3. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradaki 3'ü kesip başa çarpma olarak atıyorduk. Öyle değil mi? O da 3 çarpı 2 tabanında 2. O da 1'dir. Yazmaya gerek yok. 3 artı logaritma 2 tabanında 3. Bu da böyle kalacak. Peki gelelim logaritma 5. Şimdi arkadaşlar logaritma 5 ile logaritma 2 karşımıza çok çok çıkacak. Yazılmadığı zaman taban 10'du. Üst tabanı yine yazmayalım. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? O 5 gördüğüm yere taban 10 ya. 10 cinsinden yazmaya çalışalım o 5'i. Ben o 5 gördüğüm yere 10 bölü 2 yazabilir miyim? Evet. Ben bölüm şeklindeki ifade çıkarma şeklinde yapmıyor muyduk? Yani bu ifademde logaritma 10 eksi logaritma nedir? 2'ye eşittir işte. Logaritma 10 kaç arkadaşlar? 1'e eşittir. Çünkü 10 tabanında 10 eksi logaritma 2. O halde ben log 5 gördüğüm yere 1 eksi log 2 ne yapabilirim? Yazabilirim. Hatta arkadaşlar logaritma 2 gördüğüm yere de log 2'nin eşiti nedir diye soracak. Seçeneklerde log 2'nin kendisi olmayacak. Hemen o 2 gördüğüm yere ne yazabilirim? 10 bölü 5 yazabilirim. Sonra ne yapıyorum? Bölmeden çıkarmaya. Logaritma 10 eksi logaritma ne dedim? 5 dedim. Logaritma 10'un değeri de 1'dir. Ben bunu 1 eksi log 5 diye yazabilirim. Bu log 5 ile log 2 çok çok karşınıza çıkar. İşlemi buldunuz log 5. Seçeneklerde yok. 1 eksi log 2 var.
Veya log 2 buldunuz, seçeneklerde yok. 1 eksi ne var? Log 5 var arkadaşlar. Ha, bunu şöyle de yapabilirim. Hocam illaki log 2'yi bulmak için 10 bölü 5 mi yazmam lazım? Hayır. Şimdi şöyle deseniz. Ben desem ki logaritma 10. 10 ne demek? 2 çarpı 5. Ben buraya çarpmadan toplamaya dönüşeceğim. Şu log 10 eşittir log 2 artı log 5 diyebilir miyim? Evet. Peki log 10'un değeri ne? 1'dir. 1 demek ki logaritma 2 ile logaritma 5'in toplamıdır. Siz buradan log 5'i yalnız bırakın. 1 eksi log 2 olur. Log 2'yi yalnız bırakmaya çalışın. O da 1 eksi log 5 olur. Bu şekilde de bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi gelelim. Şunu hocam niye en sona bıraktınız? Hani dedim ya aslında bunun mantığı taban değiştirmeden geliyordu. Ha biz burada ne diyelim arkadaşlar? Şu 25 ile 2 yer değiştiği an çarpmaya göre ters alınmaz mı? O halde bu ifade 1 bölü tekrardan 1 bölü logaritma 2 tabanında 25 diyebilirim. O da takla atacak. Logaritma ne olacak arkadaşlar? 2 tabanında 25'e eşittir. Yani tabanla logaritması alınan sayı yer değiştiği zaman çarpmaya göre tersini alacaksınız. Gelelim artık normal örneklerimize. Logaritma 3 tabanında 81. Ne dedim? Her zaman logaritması alınan sayı taban cinsinden, tabanın kuvveti, katları cinsinden yazmaya çalış. Arkadaşım, taban kaç? 3. 81'i nasıl yazabilirim? 3 üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Artı 2 çarpı logaritma kök 5. O 5 ne demek arkadaşlar? 5 üssü 1 bölü 2. 25 nedir arkadaşlar? 5'in karesi. Bak her ikisini 5'in kuvveti şeklinde yazdım. Eksi logaritma 1 bölü 2 arkadaşlar. O öyle dursun. 0,25. O 0,25 ne demek? 25 bölü 100 yani 1 bölü 4. 1 bölü 4 deneyin parantez karesi. 1 bölü 2'nin karesi. Her birinin kuvvetlerini kesip öne atalım. Şimdi burada ne var? 4 var. 4 ne yapacak? Başa geçti. 4 çarpı logaritma 3 tabanında 3 artı 2 çarpı. Burada ne var? Kuvvetlerimizi kesiyorum. 2 ile 1 bölü 2 oranla öne at. 2 bölü 1 bölü 2 çarpı kuvvetler gitti. 5 tabanında 5 kaldı. Eksi. Burada kuvvet ne var arkadaşlar? 2 var. Tabanın kuvveti 1. Çünkü 1 bölü 2'nin birinci kuvveti arkadaşlar. Bu da 2 çarpı logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 bölü ne oldu? 2 oldu. Şimdi 3 tabanında 3 kaç? 1. Buradan ne gelir? 4. Şurası arkadaşlar 5 tabanında 5, 1. Şu 2 de takla atacak buraya. 2 çarpı 2 çarpı 2 kaç yaptı? Artı 8. Eksi. Şu 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 2 o da 1. Başta ne var? 2 var. 4, 8 ile 12 eksi 2, 10. Cevabımız artı 10 geldi. Hangi seçenek? E seçeneği. Bir sonraki soru. Logaritma 3 tabanında kök 27. Arkadaşlar taban 3. Kök 27. 27 neyin kübü? 3'ün kübü. Bunu da rasyonel üs olarak yazalım. Kuvvet bölü derece diyorduk değil mi? 3 bölü 2. Artı logaritma. Yine 27 ve kök 3. Bunlar da 3'ün kuvveti olarak yazabilirim. 27 neyin parantez kübü? 3'ün. Kök 3 gördüğüm yerde 3 üssü 1 bölü 2 yazabilir miyim? Evet. Bölü. Yine aynı şekilde payda da 3 tabanında kök 27. Kök 27 neydi arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında 3 bölü 2 arkadaşlar. Sonra eksi logaritma. Yine aynı şekilde 27 3'ün kübü. Kök 3 de arkadaşlar. 3 üssü 1 bölü kaç? 2. Şimdi kuvvetleri ne yapacaktık? Kes. Oranla başa öne at. Şuradan 3 bölü 2. Buradan 1 var. Şu 1 bölü 2 var. Burada da ne var? 3 var arkadaşlar. Aynı durum payda içinde geçerli. Şimdi 3 bölü 2 1'e bölsem 3 bölü 2. Çarpı 3 tabanında 3. 1 yazmıyorum. Artı 1 bölü 2 3'e bölün arkadaşlar. 1 bölü 6. Çarpı kaç? 3 tabanında 3. 1. Onu da yazmıyorum. Aynı durum burada da geçerli. Şu 3 bölü 2. Bunda 1. 3 bölü 2 başa attım arkadaşlar. 3 bölü 2. Eksi. 3 tabanında 3. 1 yazmıyorum. Zaten yukarıdaki aşağıdaki veriler aynı. Sadece aradaki işaret ne yapıyor? Değişiyor arkadaşlar. Şimdi 3 bölü 2 ile 1 bölü 6'yı toplayalım. Paylarını eşitleyeceğiz. Bunu ne ile genişleteceğiz arkadaşlar? Şunu 3 ile genişleteceğim. 3 kere 3 9. 1 daha kaç? 10 bölü 6 yapar. Alttaki şunu yine 3 ile genişletelim. 3 kere 3 9. 9 eksi 1. 8 bölü 6 yapar arkadaşlar. Şu altlar zaten birbirini götürür. 10 bölü 8 kalır. Onu da sadeleştirsem cevabımız 5 bölü 4. Hangi seçenek? C seçeneği. Evet, buradaki soru f(x) eşittir logaritma x tabanında 4. F 2 üssü a çarpı f'in tersi 1 bölü 2 eşittir 4 olduğuna göre a kaçtır? F 2 üssü a'nın eşitini bulalım. Fonksiyonda x gördüğüm yere 2 üssü a yazacağım. Yani bu ifadem logaritma 2 üssü a tabanında 4. Hatta taban 2'nin kuvveti ya, o 4'ü de 2'nin kuvveti olarak yazalım. Ne yapacağım? 2'nin karesi.
Sonra ne yapıyordum? Kuvvetleri kesiyordum, oranlayıp başa çarpma olarak atıyordum. Yani 2 bölü a çarpı logaritma 2 tabanında 2. 2 tabanında 2 de 1'dir. Buranın cevabı 2 bölü a. Bakın f 200 a'yı elde ettik. Şimdi sıra ne geldi? F'in tersi 1 bölü 2. Şimdi f'in tersi 1 bölü 2 ne demek? Ya bunun sonucunu 1 bölü 2 yapan x'i bul demek değil mi fonksiyon mantığıyla? Ben bunun tersini bulmama gerek yok. Yani aslında logaritma x tabanında 4'ü 1 bölü 2 yapan x f'in tersi 1 bölü 2 eşittir. Hemen bunu üst ifadeye çevirelim. Yayımız okumuz. Yani buradan x üssü 1 bölü 2 nereye eşittir arkadaşlar? 4'e eşittir. Ve buradan her tarafında karesini alsam x ne olur arkadaşlar? 16. Demek ki f'in tersi 1 bölü 2 artı 16'ya eşittir. Peki bizden neyi? F 2 üssü a yani kaç? 2 bölü a çarpı f'in tersi 1 bölü 2 kaç? 16. Buranın sonucu artı 4'e eşitmiş. Şu 2 çarpı 16 32. 32 ile 4 sadece kaç? 8. İçeri dışarı çarpımı yaparsam a'mız artı 8'e eşit olur. Cevabımız hangi seçenek? C seçeneği. Bir sonraki sorumuz a ve b birden farklı pozitif reel sayılardır. A küp eşittir b kare olduğuna göre logaritma a tabanında b artı logaritma kök b tabanında a kare ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi soru çözerken ne yapalım dedik? Demiştik ki tabanı ve logaritması alınan sayılar hep aynı cinsten yazmaya çalışalım. Dikkat ederseniz soruda ne var? İki tane bilinmeyen var. Ben ya a'yı b ya da b'yi a cinsten yazmaya çalışmam lazım. Ne yapalım? Şöyle yapsam arkadaşlar. A küp eşittir b kare ise her tarafın 1 bölü 3. kuvvetini alsam a'yı yalnız bırakmış olmaz mıyım? Evet. B kare üssü 1 bölü 3 arkadaşlar. Şimdi üssün üstünde üsler ne yapıyordu? Çarpıyordu. Dolayısıyla şu üçer birbirini yapar götürür. A yalnız kalır. A ne olur? B üssü üssün üstünde üsler ne yapıyordu? Çarpıyordu. 2 bölü 3 arkadaşlar. Demek ki a gördüğümüz yere b üssü 2 bölü 3 yazıyoruz. Hemen sorumuza geri dönüyorum. A gördüğüm yere ne yazıyorum arkadaşlar? B üssü 2 bölü 3. Bakın bu ifadem B üssü 2 bölü 3 tabanında ne oldu? B oldu. Artı logaritma kök B. Kök B ne demek? B üssü 1 bölü 2. Rasyonel üs olarak yazalım. A kare. Şimdi A dediğimiz ifade B üssü 2 bölü 3 değil miydi arkadaşlar? Evet. Peki A kare dediğimiz ifade her tarafın karesini alacağım. B üssü ne yapar burası? 4 bölü 3 olur. Üssün üstünde üsler çarpılıyordu. O halde burası ne oluyor? A kare gördüğümüz yere B üssü 4 bölü 3 yazacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyordum? Kuvvetlerini kes. Burada bir 1 var değil mi? Burada ne var? 2 bölü 3 var. 1 bölü 2 bölü 3 ne yapar? 3 bölü 2 çarpı logaritma B tabanında B artı. Burasının kuvvetlerini kesiyorum. Oranlıyorum. Başa çarpma olarak atıyorum. Yani 4 bölü 3'ü nereye böleceğiz? 1 bölü 2'ye böleceğiz. Çarpı logaritma B tabanında B arkadaşlar. B tabanında B'ler de zaten nereye eşitti? Bunlar artı 1'e eşitti. O halde bu ifade soldakinden ne gelecek? 3 bölü 2 gelecek. Sağdakinden 4 bölü 3'ü 1 bölü 2'ye bölersem 8 bölü 3 gelecek. Buradan da paylarını eşitlersem 3 kere 3 9. 2 kere 8 kaç? 16. Paydam 6. Cevabımız 25 bölü 6 oldu arkadaşlar. Var mı böyle bir seçeneğimiz? Evet. D seçeneğimiz var. LYS 2010 sorusu. Birden farklı A, B, C pozitif reel sayıları için logaritma A tabanında B 1 bölü 2, A tabanında C 3, logaritma B tabanında B kare bölü C kök A ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar biraz önce çözdüğümüz soruda şu iki ifade ne olarak verilmişti? Üslü ifade olarak verilmişti. Bu sefer ne olarak verilmiş? Logaritma olarak verilmiş. Bakın buradaki ifade, burada kaç tane bilinmeyen var? 3 tane bilinmeyen var. Ve ben bunu teke indirgemem lazım. Ne yapalım? Şuradaki iki tane logaritmayı üslü ifadeye çevirelim. Soru bir önceki soruya zaten dönüşmüş ne yapar? Olur arkadaşlar. O halde şöyle. Ok yaydan B nereye eşittir? Bakın şöyle bir yayımız. Şurada bizim okumuz oldu. Öyle değil mi? B eşittir arkadaşlar. A üssü 1 bölü 2. Aynı durum bunun için de geçerli. Yayımız okumuz. Buradan C eşittir. A küp oluyor. O halde bunları gelip yerine yazıyorum. Bakın B gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? B gördüğüm yere A üssü 1 bölü 2 tabanında B kare. Hemen B'nin karesini alalım burada. Her tarafın karesini aldım.
üssün üstüne üstler ne yapılır? Çarpılır. Burası ne olur? A üssü 1 olur. Hemen B kare gördüğüm yere ne yazıyorum? A yazıyorum. Bölü C. C neydi? A küptü. Onu da yerine yazdım. A küp çarpı kök A. Kök A ne demek? A üssü 1 bölü 2 demek. Şimdi bunu biraz düzenleyelim. Logaritma. A üssü 1 bölü 2 tabanında. A bölü şu A küple A üssü 1 bölü 2'nin tabanları eşit üslerini ne yapalım? Toplayalım. 3'e 1 bölü 2 toplasam ne oluyor? A üssü 7 bölü 2 yapar arkadaşlar. 7 bölü 2. Şimdi şunu biraz düzenleyelim. Tabanlar ne? Eşit. Üstler ne yapıyordu? Bölüm durumunda çıkartılıyordu. Bu ifadem logaritma A üssü 1 bölü 2 tabanında A bölü A üssü 7 bölü 2. Bölüm durumunda tabanlar işte üstler çıkarır. A üssü 1 eksi 7 bölü 2 ne yapar? Eksi 5 bölü 2. Yani orası da A üssü eksi 5 bölü 2 oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunların üstlerini keseceğim. Öne oranlayıp çarpma olarak atacağım. Yani eksi 5 bölü 2 bölü kaç yapar? 1 bölü 2 yapar. Şu ikiler de birbirini götürür. Çarpı logaritma A tabanda A. A tabanda A da 1'dir. Başta da ne kalır? Eksi 5. Yani cevabım eksi 5 olur. E seçeneği. Bir sonraki soru. Logaritma 4 tabanında x ile logaritma 8 tabanında 1 bölü 2 sayılarının aritmetik ortalaması 1 bölü 2 imiş. Buna göre logaritma 16 tabanında x ifadesinin değeri kaçtır? Buna göre logaritma 16 tabanında x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi benim x'i bulmam lazım. Yerine yazıp sonuca ulaşacağız. Peki x'i bulabilmek için de bize bir bilgi vermiş değil mi? Şu iki tane sayının aritmetik ortalaması 1 bölü 2. Aritmetik ortalaması nasıl buluyorduk sayıların? Toplayıp terim sayısına bölüyorduk. Burada logaritma 4 tabanında x ile logaritma 8 tabanında 1 bölü x'i topladım. 2'ye böldüm. Aritmetik ortalaması kaç? 1 bölü 2 arkadaşlar. Buradan şu ikiler zaten birbirini götürür. Peki solda baktığımız zaman tabanlar 4'e 8. Bunlar da neyin kuvveti? 2'nin kuvveti. Daha basit hale dönüştürmeye çalışalım. O 4 gördüğüm yere ne yazılır? 2'nin karesi yazalım. Tabanında x artı 8 gördüğüm yere de 2'nin kübü tabanında 1 bölü x gördüğüm yere de x üzeri eksi 1 yazdım. Buranın sonucu nereye eşittir? 1'e eşittir arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk üstlerimizi? Şu x üssü 1. Üstlerimizi kes oranla başa çarpma olarak ne yapıyorduk? Atıyorduk. Şimdi ilk logaritmadan ne gelecek? 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında x arkadaşlar. Sonra diğerinden eksi 1 bölü 3 arkadaşlar. Çarpı logaritma 2 tabanında kaç? X. Nereye eşitmiş? 1'e eşittir. Şimdi ben her ikisinde ortak olan kim var burada? Logaritma 2 tabanında x ortak çarpan parantezini alırsam buradan 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında x eşittir 1'e eşit olur. Şimdi 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkartalım. Paydalarını eşitlerseniz ne olur burası? 1 bölü 6 olur. 1 bölü 6 çarpı logaritma 2 tabanında x eşittir 1. Buradan içeri dışarı çarpımı yaparsam logaritma 2 tabanında x eşittir 6 oluyor. Buradan x'i bulmaya çalışalım. Hemen o kaydan üssü sayıya çevirelim. Ve buradan x ne oluyor arkadaşlar? 2 üzeri 6 oluyor. Yani 64. Ama bizden x'i istemiyordu. Bizden ne istiyordu? Logaritma. Bakın 16 tabanında x diyordu. 16 tabanında x. 16 ne demek arkadaşlar? 2 üzeri 4 demek. X'i de kaç olduğunu öğrendik. 2 üzeri 6 bulduk arkadaşlar. Ne yapacağım biz bunları? Şöyle kuvvetlerini kesip oranlayıp öne çarpma olarak atalım. Yani buranın sonucu 6 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2. 2 tabanında 2 de zaten 1'e eşitti. 6 bölü 4 olur. 6 bölü 4 de artı 3 bölü 2 eşit. Yani cevabımız B seçeneği. Buradaki sorumuza bakalım. Ahmet Bey'in elinde 1 kilogramlık ağırlık ile logaritma 2 tabanında 3 kilogramlık ağırlıktan yeteri kadar vardır. Buna göre Ahmet Bey yalnızca bu ağırlıkları kullanarak eşit kollu terazi ile logaritma 4 tabanında 81, logaritma 2 tabanında 15, logaritma kök 2 tabanında 18 ağırlıklarından hangilerini tartabilir diyor. Bu tartacağımız ifadeleri daha basit hale dönüştürelim. Örneğin birincisi 4 tabanında 81 diyor ya, 4 neyin karesi? Şu sayı olarak yazalım. 2'nin karesi 81 ne? 3 üzeri kaç arkadaşlar? 4. Ve kuvvetleri ne yapalım? Keselim. Öne atalım. 4 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında ne oluyor? 3 oluyor. O da ne yapar? 2 tane logaritma 2 tabanında ne oldu? 3 oldu. Şimdi bu ağırlığı tartabilir miyiz?
Evet, bakın elimizde ne var? Yeteri kadar bu var zaten. 2 tane ne yapıyorum? Logaritma 2 tabanında 3 kullanaraktan bunu tartmış oluyorum. İkincisine bakalım. Logaritma 2 tabanında 15. Bunu da şöyle yazabilir miyim? 2 tabanında 15 ne demek? 3 çarpı 5. Çarpmadan toplamaya çeviriyorum. Bu ifadem ne oldu? 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5 oldu. Acaba bu ağırlığı tartabilir miyim? Şimdi elimde ne var arkadaşlar? 2 tabanında 3'ten yeteri kadar var. Ama logaritma 2 tabanında 5 elimde ne? Mevcut değil arkadaşlar. Dolayısıyla bunu ne yapamam? Tartamam diyorum. Son olarak nereye bakalım? Logaritma kök 2. Kök 2'yi nasıl yazabilirim? 2 üssü 1 bölü 2. Tabanda kaç? 18. Eşittir. Önce şu 1 bölü 2'den kurtulalım. Değil mi? O 1 bölü 2 ne yapacaktık? Öne çarpmaya göre tersine olarak atacaktık. Bu da ne oluyor? 2 tane logaritma 2 tabanında 18 oldu arkadaşlar. Şu 18'i de asal çarpanla ayıralım. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 18'i 2 çarpı 9 diye ayırabilirim. O 9 da ne demek arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında 9. 9 da 3'ün karesi şeklinde yazabilir miyim? Bu da ne oluyor? 2 çarpı 2 tabanında 2 1'dir. Şuradaki üstte başa kesip öne atarsam 2 başa geçer. 2 tane logaritma 2 tabanında 3 olur. Peki ben bunu tartabilir miyim? Evet, elimde 1 kiloluk var. Bir de logaritma 2 tabanında 3 kiloluklar var. Dolayısıyla ben bu ağırlığında ne yapabilirim? Tartabilirim diyorum. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 ve 3 olması lazım. Yani D seçeneği. Logaritma 4 tabanında 31 faktöriyel x ise logaritma 2 tabanında 32 faktöriyel ifadesinin x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Evet, şimdi bu soruyu çözmek için arkadaşlar aşağıdakini yukarıdakine veya yukarıdakini aşağıdakine benzetmemiz lazım. Bakın yukarıdakinin tabanı 4, aşağıdakinin tabanı 2. Önce o 4'ü ne yapalım? 2'ye benzetelim. Yani logaritma 4 gördüğüm yere 2'nin karesi tabanında ne oldu? 31 faktöriyel. Değil mi? Şunun üstünü ne yapıyordum? Başa çarpma olarak atıyordum. Tabii çarpmaya göre tersi arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 31 faktöriyel. Nereye eşittir? X'e eşittir. İçe dışa çarpımı yaparsam buradan logaritma 2 tabanında 31 faktöriyel nereye eşit olduğunu, 2x'e eşit olduğunu görürüz. Şimdi ama benden neyi istiyor? Diyor ki bana 2 tabanında 32 faktöriyel. Ya onu da ne yapacağım? 31 faktöriyele benzetmeye çalışayım. Nasıl o da? Logaritma 2 tabanında 32 faktöriyel eşittir. Bir geri gelsem ben bunu 2 tabanında 32 çarpı 31 faktöriyel şeklinde yazamaz mıyım? Yazabilirim. Sonra burada çarpma var. Çarpmayı nereye dönüşeceğiz? Toplamaya. Bunu da logaritma 2 tabanında 32 artı logaritma 2 tabanında 31 faktöriyel şeklinde yazabilirim. 2 tabanında 32 255'tir. 5 başa geçer. 5 çarpı logaritma 2 tabanında 2, o da 1'dir. 5 oldu. Logaritma 2 tabanında 31 faktöriyel de x'tir. Sonucumuz 5 artı x oldu arkadaşlar. Buradaki soru logaritma 2a'ymış. Logaritma 3b'ymiş. Logaritma 96 ifadesinin a ve b türünden eşitini bulsun. Dikkat ederseniz log 96'da taban kaç? 10 yazılmamış. Log 2, log 3 de taban 10. Tabanlar aynıysa işim kolay arkadaşlar. Ya log 96'yı log 2 ve log 3'e benzetmem lazım. O halde 96'yı asal çarpanla ayıralım. Öyle asal çarpan 2 ve 3'ün kuvveti şeklinde yazalım. 96 ne demek? 32 çarpı 3. Yani 2 üzeri 5 çarpı kaç arkadaşlar? 3. Çarpmadan nereye? Toplamaya çeviriyorum. Logaritma 2 üzeri 5 artı logaritma kaç? 3 çocuğum. Sonra 5 ne yapıyordu? Öne attım. 5 çarpı logaritma 2 artı logaritma ne oldu? 3 oldu. Logaritma 2'nin adı belli zaten. Kim? A. Logaritma 3'ün de adı B. Bakın A ve B türünden yazılmış oldu. Cevap 5A artı B. Bir sonraki sorumuz. Logaritma 15 tabanında 3 m'e eşit olduğuna göre logaritma 15 tabanında 5 ifadesinin m türünden eşitini bulunur. Şimdi bunu bir iki farklı şekilde düşünebilirim. Şöyle bir yazsam. Logaritma 15 tabanında 3 nereye eşit? M'e eşittir. Ve benden neyi soruyor? Logaritma 15 tabanında 5 nereye eşittir? Bunun adı x olsun. Ne olduğunu bilmiyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Tabanları aynı mı? Aynı. Tabanlar aynı. Ben bunu alt alta şöyle toplasam. Bakın o logaritma sağlanan sayıların çarpımı da nereye eşit? 15'e eşittir. Peki tabanlar aynı iken ben bunları ne yapabilirim? Çarpım durumuna dönüştürebilirim. Yani bu 15 tabanında 3 çarpı 5 oldu. Nereye eşit oldu? M artı x oldu. Peki bu ifade logaritma 15 tabanında 15 oldu. 15 tabanında 15 1'e eşittir. Demek ki 1 dediğim ifade M artı x'tir. Buradan x'i yalnız bırakın. X ne oluyor arkadaşlar? 1 eksi m. Bakın x'i buldum mu? Buldum. Bu bizim birinci yolumuz. Şimdi bakın bunu şöyle de düşünebilirim. Nasıl? Şu 5 gördüğüm yere
logaritma 15 tabanında 5 gördüğüm yere. Ne yazabilirim? O yukarıdaki 3 cinsinden. Hani logaritma hatırlıyorsanız 5'te o 5 gördüğüm yere ne yazmıştım? 10 bölü 2 yazmıştım değil mi? Ben buraya da 5 gördüğüm yere 15 bölü 3 yazabilir miyim? Yazabilirim. Aa hocam, bölüm durumundan fark durumuna çevirecektik. O halde bu ifadem logaritma 15 tabanında 15 eksi logaritma 15 tabanında 3 oldu. 15 tabanında 15 1'di. 15 tabandan 3'e de m demiş. O zaman cevap ne oldu? 1 eksi m. Ben bu soruyu böyle de düşünebilirim arkadaşlar. Logaritma 12 tabanında 2m olduğuna göre logaritma 12 tabanında 72 ifadesinin m türünden eşitliği aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edin, tabanlar aynı. Yine bir öncekine. Alt alta ne yapabilirim? Toplayabilirim. Toplayalım isterseniz. Logaritma 12 tabanında 2m diyelim. Logaritma 12 tabanında 72'ye de x diyelim arkadaşlar. Ben x'i aramaya çalışıyorum. Hocam tabanlar aynı, alt alta toplayabilirim. Alt alta toplarsam ne oluyor? Çarpmaya dönüştür değil mi? Direkt yazıyorum. 12 tabanında 2 çarpı 72 oldu arkadaşlar. Bu da logaritma 12 tabanında 2 çarpı 72 144 demek arkadaşlar. Nereye eşittir? M artı x'e eşit. Peki o 144 gördüğüm yere, 144 tabanın nesi? 12'nin karesi değil mi? Yani bu ifadem logaritma 12 tabanında 12'nin karesi. Bunda ne yapıyordum? Başa çarpma olarak atıyordum. Yani buranın sonucu ne oldu? 2 oldu. 2 eşittir m artı x oldu arkadaşlar. Buradan x'i yalnız bırakırsanız 2 eksi m. Bakın sonuç geldi mi? Geldi. Peki diğer yoldan da çözebilir miyiz? Evet, çözebilirim. Nasıl yani? Şimdi ben bu 72 şu iki cinsinden yazmaya çalışalım. Ama öyle bir şekilde yazmam lazım ki 72. Bakın 144 bölü 12 türünden yazamıyorum. 12'nin kuvveti bölü 2 diyemiyorum arkadaşlar. 144 bölü 2 diyebilirim arkadaşlar. Yani bakın 72 gördüğüm yere 144 bölü 2 yazıyorum. O 144 12'nin nesi? Kuvveti değil mi? O halde bu ifadem logaritma 12 tabanında 144 bölüm durumundan ne yapıyordum? Fark durumuna çeviriyordum. 12 tabanında 2. O 144 neyin karesidir? 12'nin karesidir. 2 başa geçti ve bu ifadem 2 eksi logaritma 12 tabanında 2 oldu. 12 tabanında 2'nin adı da belli zaten, m. Cevabımız 2 eksi m. Böyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Evet, şurada bir a'mız olacak. ABC pozitif reel sayılar ve a çarpı b çarpı c birden farklı olmak üzere logaritma ABC tabanında a artı logaritma ABC tabanında b eşittir x'miş. Olduğuna göre logaritma ABC tabanında c ifadesinin x türünden eşitliği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın biraz önce çözdüğümüz o iki soru yine benzer soru arkadaşlar. Şimdi yukarıdakini vermiş, x aşağıdaki x türünden yaz demiş. Şunun adı ne olsun? M olsun. Dikkat edin, yukarıdakilerin tabanıyla aşağıdakinin tabanı aynı. Ben ne yapabilirim? Alt alta toplayabilirim. Katsayılar da 1 zaten. Hemen alt alta toplayalım. Logaritma ABC tabanında şöyle yazalım yan yana. A artı ne var yukarıdan? Logaritma ABC tabanında B artı aşağıdaki ifade logaritma ABC tabanında C. Nereye eşit oldu arkadaşlar? X artı M ve M'i arıyorum. Şimdi soldaki ifade tabanlar aynı. Katsayılar da 1 zaten. Aradaki işaret artı. Ben bunu ne yapacağım? Bu toplamdan çarpma dönüştüreceğim bu sefer. Yani logaritma ABC tabanında A çarpı B çarpı C. Nereye eşit oldu? X artı M oldu arkadaşlar. ABC tabanında ABC. Tabanla logaritma sayılan sayı eşitse cevap nedir? 1'dir. 1 eşittir X artı M. Ve buradan neyi bulacağız? Arkadaşlar M'i yalnız bırakacağız. M nedir buradan? X'i sol tarafa atarsam 1 eksi X. Cevabımız bu olacak. Hangi seçenekte var 1 eksi X? C seçeneğinde var. Peki, şimdi arkadaşlar bunu şöyle de düşünebilirdim. Nasıl? Hani ikinci yol yapıyorduk ya arkadaşlar. Şimdi elimde ne var? Benden neyi istiyor? Logaritma ABC tabanında C'yi istiyor. C gördüğüm yere şunu yazsam olabilir mi acaba? Logaritma bakın ABC tabanında ABC'yi AB'ye bölsem. Bakın şu AB'ler birbirini götürür. ABC tabanında C kalmaz mı? Kalır. O halde bu ifade logaritma bakın ABC tabanında bölüm durumda ya, fark durumuna çevireceğim. ABC eksi logaritma ABC tabanında arkadaşlar ne yazacağım? AB yazacağım. Şimdi şuradaki ABC tabanında ABC 1'dir. Eksi logaritma ABC tabanında AB de nedir? Şu aradaki işaret artı ya, çarpmaya çevirdik. 1 eksi x'tir. Bakın aynı sonucu ne yapacak? Veriyor mu? Veriyor çocuğum. Bakın arkadaşlar, biraz önce çözdüğümüz sorular için şöyle bir özellik de verebiliriz. Bakın tabanlar ne? Aynı. Her ikisi de
A çarpı B tabanında. Peki logaritma sayılan sayılar kim? Onları çarpın. Yine A çarpı B ise eğer birinin sonucu M ise kesinlikle diğerinin sonucu 1 eksi M'dir diyeceğiz. Biraz önce çözdüğümüz soruları bu mantıkla da ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Gelelim bu sorumuza. Logaritma 2 tabanında 3 bölü 2, 2 tabanında 4 bölü 3, 2 tabanında ne? Nokta nokta diye gidiyor. Arkadaşlar hepsinin aradaki işaret artı. Hepsinin katsayısı ne? Yine 1. Bir tane logaritma 2 tabanında 3 bölü 2, bir tane logaritma 2 tabanında 4 bölü 3. Katsayılar 1. Aradaki işaret artıysa ben bunu nereye çevirebilirim? Tabanlar da aynı. Toplamayı çarpma dönüştürebilirim. Yani bu ifadem logaritma 2 tabanında 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı nokta 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 gidiyor. 64 bölü ne? 63'e eşittir. Buradan şu sol çapraza gider. Birbirini ne yapacak? Götürecek. Burada sadece kim kalacak arkadaşlar? Şuradaki 2 ile 64 kalacak. Yani bu ifade logaritma 2 tabanında 64 bölü 2 arkadaşlar. 64 bölü 2 de ne yapar? 32 yapar. 32 de nedir? 2 üzeri 5'tir. O 5 başa geçer. 2 tabanında 2 de 1'dir. Cevabımız artı 5 olur. Evet, gelelim bu sorumuza. Logaritma 3 tabanında 1 bölü kök x artı logaritma 9 tabanında 9 bölü y eşittir eksi 1 olduğuna göre x çarpı y çarpı m kaçtır? Şimdi arkadaşlar tabanlar aynı olsaydı ne olurdu? Direkt toplamayı nereye? Çarpma dönüştürecektim. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama tabanlar aynı değil. Biz tabanları aynı yapmaya çalışalım ya. Şu logaritma 3 tabanda var ya, bunun karesini alacağım. 1 bölü kök x'in de karesini alacağım. Bir taşla iki kuş vuracağım. Hem kökten kurtarmış olacağım hem de tabanımı 9 yapmış olacağım. Artı diğerinin aynısını yazalım. Orada herhangi bir değişiklik yapmayalım. 9 tabanı 9 bölü y. Nereye eşittir? Eksi 1'e. Şimdi şuradaki ifade ne oldu? Logaritma 3'ün karesi 9 tabanında. 1 bölü kök 2'sinin karesi 1 bölü x arkadaşlar. Bakın bunda tabanı 9. Aradaki işaret ne? Artı. Çarpmaya dönüştürebilirim. Direkt buraya 9 bölü y yazabilir miyim arkadaşlar? Yazabilirim. Eşittir. Sonuç ne? Eksi 1. Zaten benden x çarpı y istiyor ya. Ben bunu ne yapayım? Şöyle yayımız, okumuz. Üstü ifadeye çevirelim. Yani 9 üzeri eksi 1 nereye eşittir arkadaşlar? 9 bölü x çarpı y eşittir. 9 üzeri eksi 1 ne yapar? 1 bölü 9 eşittir. 9 bölü x'ye arkadaşlar. Buradan da bir zahmet içer dışar çarpmayı yap. Yani x çarpı y 9 çarpı 9'dan 81 çıktı arkadaşlar. Bizden de onu istiyor. X çarpı y. Cevap E seçeneği. Evet, burada da bir sorumuz var. Güzel bir soru. 1 bölü 1 artı logaritma 2 tabanında 24 artı 1 bölü 1 artı logaritma 3 tabanında 16 artı 1 bölü 1 artı logaritma 8 tabanında 6. Şimdi bakın taban 2, taban 3, taban 8. Bir defasında tabanlar aynı değil. Evet. Ne yapabilirim? Şimdi şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Bir de şurada ne var? Artı 1 var arkadaşlar. Şimdi eğer oradaki 1, 2 tabanında bir şey olsaydı aradaki şey artı çarpmaya dönüştürebilirdim. Hocam logaritmalı bir ifade değil. Logaritmalı ifade cinsinden yaz. Şimdi hocam ama hangi tabanda yazacağım? Elindeki yanındakinin tabanına göre yaz. Çünkü toplamadan çarpma dönüşeceğim. Tabanlar aynı olması lazım. O halde en soldaki o 1, alttaki 1 gördüğüm yere logaritma 2 tabanında 2 yazabilirim arkadaşlar. Artı logaritma 2 tabanında 24 oldu. Aynısını ortadakine uygulayalım. Bu sefer şunun tabanı 3 ya. O 1'i 3 tabanına göre yazalım. O da 3 tabanında 3'tür. Çünkü tabanla logaritma sayılan sayı aynıysa cevap 1'di. Artı logaritma 3 tabanında 16. Artı devam ediyorum. 1 bölü. En sağdakinin tabanı 8 ya. O 1 gördüğüm yerine yazalım. Logaritma 8 tabanında 8 yazalım. Artı logaritma 8 tabanında 6. Şimdi bakın. 1 bölü. Bu ne yapmış? Tabanlar aynı. Aradaki işaret artı. Bu daha önce neydi? Çarpım durumundaydı. 2 tabanda ne diyeceğiz? 2 çarpı 24 diyeceğiz arkadaşlar. Sonra artı 1 bölü. Bu da logaritma kaç? 3 tabanında 3 çarpı 16 diyeceğiz. Sonra artı 1 bölü. Bu da logaritma 8 tabanında 6 çarpı 8 diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi bakın arkadaşlar. O aşağıdaki hepsinin tabanları farklı ama logaritma sayılan sayılar hep 48. Bakın 48. Bu da 6 çarpı 8 ne oldu? 48 oldu. Şimdi daha taban değiştirmeyi anlatmadım ben size ama ne demiştim? Tabanla logaritması alınan sayı yer değiştiği an çarpmaya göre nesi alınırdı? Tersi alınırdı. O halde ne yapalım? Şu 2 ile 48'i her birindeki tabanla logaritması alınan sayı yer değiştirelim. İlki ne olacak arkadaşlar? 2 ile 48 yer değiştirecek. Çarpmaya göre tersi alınıyordu.
logaritma 48 tabanında 2 oldu. Artı, peki 1 bölü logaritma 3 tabanında 48. 48'i 3 yer değiştirirse tekrar çarpmaya göre tersini aldım. 48 tabanında 3 artı. Diğeri için aynı durum. Bu sefer 48 tabanında ne diyeceğiz arkadaşlar? 8. Peki dikkat edin, katsayılar 1. Aradaki işaret artı, tabanlar aynı. E bu daha önce neydi? Çarpım durumundaydı. Logaritma 48 tabanında 2 çarpı 3 çarpı 8. O da eşittir. Logaritma 48 tabanında 6 kere 8 48. E tabanla logaritması alınan sayı aynıysa cevap 1. Demek ki bu işlemin sonucu 1'e eşit arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Gelelim bu sorumuza. Logaritma x artı logaritma y eşittir logaritma x eksi y olduğuna göre y'nin x türünen değeri nedir? Şimdi hepsi 10 tabanda değil mi? Tabanlar yazılmamış. Yazılmadıysa neydi? Gizli bir 10 vardı. Şimdi aradaki işaret ne? Artı. E bunu ne yapacağım? Çarpmaya çevireceğim. Logaritma 10 tabanda x çarpı y demek arkadaşlar. Bu da eşittir logaritma ne? X eksi y. Şimdi solda bir logaritma var. Sağda logaritma var. Tabanlar aynı ve eşitlik var. O zaman logaritması alınan sayılar da birbirine ne olması lazım arkadaşlar? Eşit olması lazım. Bunlar tıpatıp bir. Y'nin x türünen değeri diyor. Dolayısıyla y'yi ne yapmamız lazım? Yalnız bırakmamız lazım. Şu sol sağdaki y'yi sol tarafa atalım. Yani x çarpı y artı y eşittir kaç? X eşit oldu. Y ortak çarpan parantezine alırsam soldakilerini. Buradan x artı 1 eşittir x oldu. Her tarafı da x artı 1'e bölersem y eşittir x bölü x artı 1. Cevabımız bu geldi. Evet arkadaşlar, şimdi bu soruyla beraber bugünkü dersimizi bitirelim. Videomuzu çok böyle uzatmayalım dilerseniz. Bir sonraki dersimizde özelliklerimize devam edeceğiz. Özellikle taban değiştirme ile ilgili sorular çözeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın, esenle kalın. Abone olmayı da unutmayalım.